Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bildiğiniz gibi Apple 9 Eylül gününde hepimizi iPhone 16 ailesiyle beraber tanıştırmıştı. Gerçekten de güzel bir lansman etkinliği düzenlendi ve iPhone 16'dan geride kalanları da hepimiz tabii ki teknoloji dünyası olarak konuştuk. Bu modeller, bu telefonlar tabii ki de çok fazla merak ediliyordu. Özellikle Apple tutkunları tarafından uzun kuyruklar yine oluşturuldu telefonlara sahip olmak için. Tabii ki iPhone 16 ailesi önemli olmakla beraber fiyatlarıyla da Türkiye'de özellikle gündem olmuştu. Çünkü bu telefonlara sahip olmak Türkiye şartlarında günümüzde siz de takdir edersiniz ki çok kolay değil. İşte bu sebepten dolayı hem Android cephesinden biraz uzak durmak isteyen, iOS dünyasına adım atmak isteyen, Apple kullanmak isteyen hem de biraz daha uygun fiyatlı bir telefona sahip olmak isteyenler arkadaşlar tabii ki de iPhone 16'yı şöyle birazcık çekincelerle karşıladı. Çünkü demin de ifade ettiğim gibi fiyat tablosuna göz attığınızda bu telefonları satın almak çok da kolay gözükmüyor günümüz şartlarında. Peki bu insanlar ne yapacak? Yani hem iPhone kullanmak istiyorum, Android kullanmak istemiyorum hem de biraz daha uygun maliyetli bir telefon kullanmak istiyorum diyen insanlar ne yapacak? İşte bu noktada karşımıza tabii ki de iPhone SE 4 çıkıyor. iPhone SE 4 bildiğiniz gibi arkadaşlar Apple'ın tırnak içerisinde uygun fiyatlı olarak lanse ettiği iPhone SE serisinin 4. modeli. Tabii ki bu telefon henüz karşımıza çıkmadı. Yani Apple bunun için herhangi bir lansman töreni şu anda düzenlemedi ve bununla alakalı da herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak buna rağmen teknoloji dünyasında iPhone SE 4 ile alakalı çok ciddi söylentiler var. Yani bu telefonun özellikleri olsun, fiyatı olsun bu noktada ciddi sızıntılar söz konusu ve biz de bu videomuzda bu sızıntıları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Peki iPhone SE 4 ne gibi bir özelliklere sahip olacak arkadaşlar? Tabii ki bu noktada şunu söyleyebiliriz. Yani iPhone SE 4'ün özellikle tasarımsal anlamda baktığınızda görüntüsü iPhone 16 ailesinden biraz daha uzakta olacak. Biraz daha eski modelleri anımsatacak diyebiliriz. Ancak yine de her ne kadar tasarımsal anlamda eskiyi anımsatsa da özellikleriyle beraber iPhone SE 4 sahiplerini mutlu edecek gibi görünüyor. Dilerseniz ekran özellikleriyle beraber başlayalım. Telefonun ekran özelliklerine baktığımızda arkadaşlar, yani bize gelen sızıntılara göz attığımızda burada çok ciddi bir gelişimin kaydedildiğini görmek mümkün. Yani şöyle bir iPhone SE serisinin geriye dönük modellerine göz attığımızda geleneksel biçimde iPhone bu noktada 4.7 inçlik bir ekran büyüklüğünü kullanmış oluyordu. Ve bu da kullanıcılar nezdinde açık konuşmak gerekirse şikayetlere sebep oluyordu. Çünkü biraz daha artık günümüz telefonları siz de takdir edersiniz ki büyük ekranlı modeller oluyor. 4.7 inç de bu noktada biraz daha eski bir telefonu bizlere anımsatıyordu. Tabii ki iPhone SE 4 ile alakalı arkadaşlar şunu söyleyebiliriz ki bu noktada çok ciddi bir gelişim söz konusu olacak. Gelen sızıntılara göz attığımızda burada yani ekran kısmında 6 inçlik OLED bir ekran panelinin yer alacağını söyleyebiliriz. Bu 6 inçlik ekran gerçekten de iPhone SE 4'ü satın alayım mı almayayım mı noktasında özellikle çekinceleri olan kullanıcılar açısından belirleyici olabilir. Çünkü dediğim gibi büyük ekran günümüzde vazgeçilmez durumda teknoloji dünyasında. Peki bu OLED ekran paneli başka ne gibi özelliklere sahip olacak? Şunu söyleyelim, tabii ki iPhone noktasında Apple biraz daha hani telefonun özelliklerini geliştirme noktasında biraz daha temkinli davranan bir marka. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Tabii ki iPhone SE 4'te de bunun etkilerini, efektlerini göreceğiz. Zaten şunu söyleyelim, telefon 60 Hz'lik bir tazeleme oranıyla beraber gelecek muhtemelen. Çünkü dediğimiz gibi yani Apple bu anlamda biraz daha temkinli, muhafazakar davranıyor. Yani 120 Hz'lik bir tazeleme oranını biz beklemiyoruz. Yine 60 Hz'lik bir tazeleme oranıyla telefon muhtemelen gelmiş olacak. Bunun dışında cihazın tabii ki gücünü alacağı işlemci de oldukça önemli. Çünkü bildiğiniz gibi yine iPhone SE'nin diğer nesillerine göz attığımızda 1-2 nesil önceki, yani o döneme göz attığınızda o dönemden 1-2 nesil önceki işlemcilerin kullanıldığını görmek mümkündü. Fakat Apple yine iPhone SE 4'te bu noktada da bir geliştirmeye giderek en son işlemcisi neyse onu kullanacak. Yani yine iPhone 16'da gördüğümüz işlemci neyse onun aynısını biz iPhone SE 4 modelinde görmüş olacağız. Bu noktada Apple A18 işlemcinin kullanılacağını yine ifade etmek mümkün. Evet, Apple iPhone SE 4'te donanımsal anlamda özellikle çok fazla bir kırpma yapmayacak gibi gözüküyor. Çünkü 8 GB'lık da bir RAM söz konusu olacak bu telefonda. Yine bunun haricinde depolama tarafına göz attığımızda 128 GB'lık bir dahili depolama alanı bizleri karşılayacak. Tabii ki bu standart sürüm için geçerli. Yine 256 GB ve 512 GB'lık diğer versiyonlarında satışta olacağını şimdiden öngörmek zor.
zor değil. Tabii ki kullanıcıların yine en çok merak ettiği noktalardan bir tanesi de batarya arkadaşlar. Şimdilik bu konu hakkında herhangi bir sızıntı gündeme gelmiş değil ve biz de bu konu hakkında size bilgi veremiyoruz. Ancak yine bildiğiniz gibi zaten Apple'ın batarya konusunda da çok fazla bir geliştirmelerde bulunmadı. Aşikar bu noktada da yine iPhone 16 ile muhtemelen 3 aşağı 5 yukarı aynı bir batarya değerinin bizleri karşılayacağını söyleyebiliriz. Bu anlamda yine kullanıcıların merak ettiği bir başka noktada hızlı şarj iPhone SE 4 ile beraber gelecek mi? Bu sorunun cevabı da aslına bakarsanız çok muğlak şu anda. Çok net bir şey söyleyemiyoruz. Ancak yine şunu söyleyebiliriz ki zaten Apple günümüzde de maksimum 25 wattlık hızlı şarj desteği kullanıcıların sunmuş oluyor. Yani bu noktada zaten iPhone SE 4'te de 20 watt'tan çok daha yukarıda bir hızlı şarj performansını biz beklemiyoruz. Ama tabii bu noktada Apple'ı çok ciddi manada eleştirenler de var. Özellikle Android dünyasına göz attığınızda, Çinli üreticilere göz attığınızda burada 120 watt'lık, 140 watt'lık hızlı şarj desteklerini, adaptörlerini görmek mümkünken Apple maalesef ki yine bu konuda Samsung'da benzer, yani Samsung'da daha doğrusu Apple'la benzer bir politika gidiyor. İki marka da bu anlamda hızlı şarj noktasında çok ciddi verileri bize hala sağlamıyorlar. Ne yazık ki Apple cephesi de 20 watt 25 watt civarında. iPhone 16 ile beraber belki bir tık daha bir gelişim söz konusu olabilir. Ancak genel manada baktığımızda yine bu anlamda Apple'ın biraz daha temkinli gittiğini söyleyebiliriz. Yani Samsung cephesinde de aslında bu böyle. Onlar da zaten Ultra modelinde maksimum 45 watt'lık bir hızlı şarj desteği sağlıyorlar. İşin özü şu, iPhone SE 4 modelinde yine çok hızlı bir şarj desteğinin bulunmayacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Şimdi gelelim en merak edilen kısma, yani telefonun fiyatına. iPhone SE 4 fiyatı ne kadar olacak? iPhone SE 3'e şöyle bir göz attığımızda $429'dan piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. iPhone SE 4 modeline geçiş yaptığımızda ise arkadaşlar bu noktada biraz daha bir zammın bizleri karşılayacağını ne yazık ki söyleyebiliriz. Apple bu noktada $499'luk bir fiyatı şimdiden kafasında düşünüyor. Burada tabii ki iPhone SE 4'te yapılan ciddi geliştirmelerin çok ciddi bir payı var. Yani bu da tabii ki maliyeti artıran bir etken. İşte maliyetlerin de artmasıyla beraber ne oluyor? Apple bunu tabii ki tüketiciye hemen yansıtmış oluyor. Zaten işte 4.7 inç ekranın 6 ince çıkması, OLED ekran panelinin kullanılması, daha güçlü bir işlemcinin kullanılması, daha büyük bir ekran, daha kaliteli bir ekranın kullanılması ve diğer etkenlerde tabii ki iPhone SE 4'ün maliyetinin biraz daha yükselmesine neden olacaktır bir önceki nesline kıyasla. Yani bu noktada $499'luk bir fiyat etiketinin yer alacağını söyleyebiliriz. iPhone SE 4 ya da iPhone SE 2024 ile alakalı şimdilik bize gelen bilgiler bu yönde. Tabii ki daha fazla bilgi geldikçe biz de bu bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.